Arkadaşlar, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü basketbol antrenörü Cengiz Cengiz. Bugün sizlerle basketbol için en önemli hareketlerden biri olan top sürmeyi işleyeceğiz. İki türlü top sürme var, alçak ve yüksek top sürme. Alçak top sürme, korumalı top sürme de diyebiliriz. Bize yakın olan savunma oyuncusuna karşı kullandığımız top sürme çeşididir. Bunda dikkat etmemiz gereken yine diz seviyesinin altında top sekecek, yere yakın olacak. Top sürmediğimizde el ve ayağımızla topu koruma altına alacağız. Topa hiçbir şekilde bakmayacağız. Gözümüze, başımız dik olacak. Rakibi, savunma oyuncusunu ve takım arkadaşımızı görebilmemiz gerekiyor. İkinci olarak yüksek top sürme dedik. Çabuk top sürme olarak da adlandırılabilir. Hiçbir savunma oyuncusu yanımızda yokken ileriye doğru yaptığımız hareket ya da savunma oyuncusunu geçtikten sonra pas veya şut hareketini tamamlayabilmek için yaptığımız hareketlerden yüksek top sürme olarak adlandırabiliriz. Şimdi bunu olduğumuz yerde bir gösterelim, anlattığımız, dikkat etmemiz gereken şeyleri. Öncelikle yine stance pozisyonundayız, alçak top sürmede. Top sağ elimiz neyse bizimizin altındaydı. Hangi elle top sürüyorsak o ayağımızın hemen dış yanında olacak, bir iki ayağımızın arasında olacak. Topsuz el ve ayağımızla da topu altına alıyoruz. Yaptık, evet. Bunu yine sol elle çalışabiliriz. Yüksek top sürmede ise ne demiştik? Top bel hizasında olacak ve üstten içecektik. Evet, top bel hizasında ve yukarıda rahatlıkla sağa sola gidebiliriz. Veya sol elle top sürdüğümüz ayağımızın hemen dış yanında olacak. Bu topun vücudumuza değmemesini sağlayacaktır. Ya da çift el olarak tekrar top sürme hakkımız var. Evet, bugün top sürme konusunu işledik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. İyi günler.